Gazze'de yaşananlar elbette bütün dünyaya bir kez daha bizlere Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adakı varlığının caydırıcı bir güç olarak ne kadar önemli olduğunu tekrar anlatma fırsatı vermiştir. Ondan evvel Ukrayna'da da aynı şeyleri söyledik. Ondan evvel Bosna Hersek'te hep unutuluyor ve işte sıradan olaylarda artık Kıbrıs'ta Türk askerinin kalmasına gerek yok. Türkiye'nin garantöründe modası geçtiği için bundan sonra birlikte Avrupa Birliği'ye girdiğimizde Avrupa Birliği gayet rahat buranın güvenini sağlayabilir diyenler de var. Ama o diyenler belli gruplar. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı benim yaptığım anketlerde, çalışmalarda çok büyük bir oranı özellikle bu olaylardan sonra, şimdi Gazze olayından sonra belki %100'ü, %99.99 diyeyim, Türkiye'nin garantisini ve garantisinden etkin ve fiili garantisi, doğru terminoloji, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini ve Türk askerinin adadaki caydırıcı güç olarak varlığının ne kadar önemli olduğunu görüyorlar ve bu şekilde bir irade ortaya koymaya devam edeceklerdir. Caydırıcı güç diyorum çünkü Türk askerinin Güney Kıbrıs'ta bir gözü yok. Bunu kesinlikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Caydırıcı güç çünkü orada askerin bulunmasıyla karşı tarafın muhtemel bize bir saldırısı her zaman önlenmektedir. Çünkü biliyorlar ki bir maceraya gireceklerinde Türk askerini, Türk ordusunun karşılarında bulacaklardır. Ve dolayısıyla 50 yıldır 20 Temmuz 2024'te biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacağız. 50 yıldır hiçbir hadise olmamıştır. Ve elbette Türk askerinin oradaki varlığına bağlı olarak karşı taraf her harekatını bir kez daha düşünmüştür ve olduğu yerde kalmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar bizim şu anda savunduğumuz siyasete destek olmuştur. Ben bir kez daha tabii Gazze'de yaşananlara duyduğum büyük üzüntüyü tekrar paylaşıyorum. Orada çoluk çocuk, yaşlı genç kadın hiçbir şey demeden 15 bin belki daha fazla insan hayatını yitirmiştir son 40 günde. Bu hiç kabul edecek bir şey değildi. Bunu da buradan tekrar belirtmek istiyorum.